nasıl geliyor piyasaya, sisteme? Kim sokuyor bunu, kim çıkarıyor? Merkez Bankası. Alıyoruz, bakıyoruz okuduğumuzda şurada cebinizden çıkardığınız para ne yazıyor burada biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Türkiye Cumhuriyeti demiyor. Bu ne? Demir para. Bu da demir para. Ya burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası diyor da burada ne diyor diye bakıyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti diyor. Ha, bunu devlet basıyor. Darphane basıyor. Bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anonim şirketi basıyor. Birini şirket basıyor. Biz şirketin bir malı ne aramızda tedavül aracı ve ölçü aracı olarak kullanıyoruz. Daha detaylandırmak istemiyorum. Bunu da, bu da piyasadaki toplam paranın %2 ile %3'ü, bunu da darphane basıyor. Bunun parasal değeri hazineye gelir olarak irade ediliyor, yazılıyor. Bunu biz piyasadan borç olarak alıyoruz. Sadece biz değil. Ben de borç olarak alıyorum. Bankalar vasıtasıyla. Devlet de borç olarak alıyor bankalar vasıtasıyla. Nasıl borç alıyor hocam? Bakın, diyelim ki şu Merkez Bankası, şurası bankalar, şurası da ekonomik hayat olsun. Merkez Bankası çıkarmış olduğu belli miktar parayı bankalara satıyor, borç olarak veriyor. Bankalar da bunu piyasaya borç olarak veriyor. Piyasada bu borçları alanlar geliyor bankaya, borcuyla beraber, faiziyle beraber parayı geri veriyor. Bankalar da kendi kârı olan faizi alıp Merkez Bankası'nın yine faizle kullandıkları parayı geri iade ediyorlar. Bakın burada o zaman insan iki şeyi merak ediyor. Birincisi, ya piyasaya şu işlemez ki şu döngü. Piyasaya Merkez Bankası diyelim ki P kadar parayı versin. Bir yıl boyunca da başka hiçbir para vermesin. Yani diyelim ki 100 milyon lira Merkez Bankası piyasaya verdi. Daha ilk başlangıçta ortada para diye bir şey yok. Dedi ki %10 faizle veriyorum. Bir yıl boyunca hiç para vermeyecek bir daha. Geriye kaç para ödemesi lazım Merkez Bankası'na, bankaların? 110 milyon. Lan nereden bulacaklar 10 milyon lira ekstrayı? Merkez Bankası 100 milyon lira vermiş zaten. Ha, ne diyor sistem? Ya o ekstra 10 milyon lazım olanı gel benden yine borç al. Borç. Sifon etkisi gibi tamamı piyasadaki paranın borç haline dönüşüyor. Şimdi bir başka husus. Merak edip bakabilirsiniz. Merkez Bankası ya şu kağıtlardan piyasaya ne kadar vermiş? Kaç para vermiş? Genelde 100 milyar lira diyelim. Bakabilirsiniz. Yeni rakamlar da çıkabilir. Ama 100 milyar lira olur bu. 120 milyar lira olur. Ne kadar bankalar piyasaya kredi verir? Normalde olması gereken 100 milyar liranın altındadır. Ona baktığımızda genelde 1 trilyon 400 milyar görüyoruz. 14 katı fazla borç para veriyor. Kredi veriyor. Yani bankalar olmayan, kendilerinde olmayan parayı kredi olarak veriyor. Hocam düzen böyle. Ah bir dakika. Bunlara bu yetkiyi kim veriyor ya? Bir kere Merkez Bankası'na devlete bile parayı satma yetkisini kim veriyor? Bankaların olmayan parayı kullandırma, satma yetkisini onlara kim veriyor? Parlamento kanunla veriyor bunları arkadaşlar. Bu parlamentoyu kim seçiyor? Siz. Yani benim ekonomim diye yalvaran bizler aslında kendi başımıza kendi çorabımızı örüyoruz. Onun için itiraz edeceğiz yani. Benim ekonomim diyeceğiz. Bir dakika. Sıfır gelirli, hiç geliri olmayan olur mu ya piyasada herhangi bir yerde? Bu yanlış konsept. Para nereden girecek? Zenginlere gider sürekli. Bu da yanlış. Tabandan girmesi gerekiyor.
Bak bunlara itiraz etmemiz lazım. Bunlara itiraz etmezsek toplu olarak, hani Anadolu'da bir tabir vardır. Sen eşeğim dersen affedersin, senler vuracak çok olur der. Sen söz çıkarmazsan, Nasreddin Hoca'nın fil misali, bir file bakamazken ikinci fili istiyor der. Timur'a gitmiş demiş ya, yani efendim millet çok beğendi bu fili, çok da sevdi. Bir tane daha istiyor. Halbuki onu gönderdiler ki Nasreddin Hoca bu filden bizi kurtar. Timur bunu geri alsın. Ne var ne yok, ne kabak ne lahana, bu yiyor hepsini. O da bakmış gitmiş tam Timur'a konuşacak. Dönmüş arkasına, kimse yok. Arkasında kimse yok. O zaman demiş ki Timur'a, millet çok sevdi bu fili. Bir tane daha istiyor yani, ona da bakmak istiyor. Şimdi biz bunları